Her şey 6 Temmuz 2019 günü kozasından çıkmaya hazırlanan 14 kelebeğin demesiyle başladı ve 17 Ağustos sabahı Tiflis'e uçmak üzere soluğu İstanbul Havalimanı'nda aldılar. Macera başladı. Gürcistan'ın kalelerini, kulelerini, küçük Ayasofya'sını gezdiler. Ahıska'da Koca Çınar'ın gölgesinde dinlendiler. Onun toprağının sürgününü dinlediler. Seyfettin dedelerinden selam ve hayır dua getirdiler. Alanda uçuk evmiş. Çok kötü bir yer. Allah razı olsun. Türkiye için dua et, olur mu? Canım, canım. Tika'nın yaptığı seralarda yetişen domateslerin tadına bakıp onlardan sonra gelecek olanlar için de toprağı ektiler. Vaziyani bölgesinde Tika'nın destekleriyle yapımı sürmekte olan sosyal yaşam merkezini ve faaliyetteki dikiş atölyesini ziyaret ettiler. Tika'nın yapmış olduğu Aise Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nde sıcacık gülümsemeleriyle kalpleri ısıttılar. Gürcistan Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, kozasından yeni çıkmış kelebeklere hayatın cevherini fısıldadı. Yunus Emre Enstitüsü'nün turkuazında, Marif Vakfı'nın sıralarında da çayları memleket kokuyordu. Ve kelebekler, Gori bölgesinde yaşayan yaşlı ve ihtiyaç sahibi insanlar için kanat çırpmaya başladı. Her biri sıcacık kalpler, kocaman gülüşler bıraktılar ardında. Gardabaniye fidanlar, Sadakloya rengarenk çiçekler. Türkiye'nin başka ülkelere basıp el uzattığına şahit olmuş oldum. Açıkçası her adımında Türkiye ile biraz daha gurur duydum yaptığı çalışmalarla. Yani bir kere bu kadarını hiç beklemiyordum. Gerçekten Tika'nın faaliyetlerini biliyordum ama bu kadar farklı milletten, bu kadar farklı dinden insanın bu şekilde ulaşabildiğinizi, onlara dokunabildiğinizi bu kadar beklemiyordum. Gerçekten hem çok duyguluyum hem kendimi de Türkiye'nin böyle bir imkanı olduğu için Türkiye'yi de çok şanslı hissediyorum. Böyle. Dünyayı eğitim ve sevgi kurtaracak. Ermeni sınırında Borçalı Türklerinin yaşadığı Molluoğlu köyüne kondular. Kamuran öğretmenden dinlediler. Türk toplumunda, Müslüman dünyasında, coğrafyasında kendimizi güzelce göstermek istiyoruz. Bu ülkeye katkımız olsun istiyoruz. Tika'nın sınırlara nasıl ulaştığını. Kı deyince hiç varlığını bilmediğim soydaşlarımız olduğunun farkına varmak gerçekten beni en büyük etkileyen şeylerden biriydi. Hatta o gittiğimiz az Kı Türkleri beni en çok etkileyen şey. Benim için Türkiye tecrübe, insanlık, kardeşlik ve gerçekten koskoca bir aile ifade ediyor. Bence Tika paylaşmaktır. Sevgiyi, kardeşliği, hüznü, sevinci paylaşmaktır. Ben çok mutlu oldum. İnsanların kalbine dokunabilmek gerçekten çok güzel bir şey. Din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin her yerde, her zaman Tika var. Ve kelebekler vatana dönerken Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğunu, Tika'nın gölgesinde dut ağaçlarının yetiştiğini öğrendiler. Avazeyi bu aleme Davut gibi sal. Baki kalan bu kubbede hoş bir sada inmiş.